Herkese selamlar Galatasaraylı dostlarım. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugüne dair ilk baskı programında yer alan Galatasaray haberlerini hep beraber inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlgili haberleri aktarırken bunu da değerlendiririz. Balotelli'yi sormuştu seyircimiz. Hemen Balotelli ile ilgili başlığı okuyayım. Sonra Erhan'ın fikirlerini alalım. Galatasaray'a kadroya katmak istediği İtalyanların yaramaz çocuğu için şartlı teklif hazırlıyor. Yıldız forvete karşılıklı memnuniyet, performans ve başarı odaklı 1+1 yıllık mukavele önerilecek. Ne dersin Erhan? Şimdi sevgili Habib Koçer de sormuştu gazeteden okumadan önce. Ya ben Balotelli'ye karşı olduğumu defaten söylüyorum. Yıllardır da söylüyorum. Türkiye Ligi'ne gelmesine de geldiği takıma da katkı yapacağına inanmadığımı söylemek isterim. Zaten şu anda son dönemde, son iki sezonda gittiği takımdan hiçbirine katkı yapmıyor. Hı hı. Yani Fransa Ligi'nde, İtalya Ligi'nde oynuyor. Hatta böyle artık şiddeti düşen, kuvveti düşen takımlarda da oynamaya başladı ki Balotelli'nin o katkısının çok fazla olacağını da düşünmüyorum. O artık bir şov adamı. İşte gol atıyor, gidip selfie çekiyor kale arkasında falan. Ya biraz şov adamı pozisyona dönüştü. O nedenle hani şovu isteyen, gelsin burada işte bize biraz tribüne hareket katmak isteyen takımlar alabilir. Ama ben sportif katkı anlamında o transferin yapılacağını da düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani hani geçen gün de söyledik. Beşiktaş için geçiyor değil mi şu anda haber? Yok, Galatasaray. Galatasaray için geçiyor. Beşiktaş için de geçmişti hatırlıyorsun. Yani 1-1,5 milyon avrodan fazla Beşiktaş'ın ben yabancı futbolcu da dahil olmak üzere vereceğini düşünmüyorum. Ya... Mario Balotelli günlerdir Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Galatasaray'ın yaptığı son teklif de Balotelli tarafından kabul edilmiş. Dün okuduğum bir haberde Balotelli'nin tek isteği var. Eğer ırkçılık durumunda karşılaşırsa Galatasaray takımının kendisini savunmasını istiyor. Tek özel maddesi bu olarak yazılıyor. Sizin fikriniz ne olurdu? Eğer kendi futbolcunuza ırkçı bir saldırı olduğunda futbolcunuz da sert tepki gösterirse futbolcuyu mu savunursunuz yoksa ceza mı verirsiniz? Balotelli eğer bu rakamlara gelecekse hani renk katmak anlamında siyahi futbolcu gelir oynarsa da bilemem ama sonuç itibariyle ben... Dün Galatasaray için 1,5 milyon avroyu kabul ettiğine yönelik haberler vardı gazetede. Evet, sportif katkısında çok fazla olacağını düşünmüyorum. Şimdi Galatasaray'da tabii ki Falcao'nun durumu önemli. Hı hı. Sakatlık veya işte sezonları nasıl çıkaracağıyla ilgili veya transfer olup olmayacağıyla ilgili başka kulübe, başka ülkeye o süreçler önemli. Bir Falcao gerçeğini Galatasaray cepte tutuyor. Onun dışında Cagne var. Cagne her şeye rağmen Galatasaray'ın futbolcusu ama bir sorunlu futbolcu, katkı ne kadar yapar tartışılır. Çin'e gitme durumu da var. Cagne de elinizde var. Adem Büyük var. Her şeye rağmen işte o bence ligin ilk yarısında çok önemli bir şekilde Galatasaray'ın her şeye rağmen ligde kalmasını, tutunmasını sağlayan da isimdir. Falcao'nun olmadığı dönemde. Baktığınızda Balotelli ile ilgili olarak da benim rezervim var. Kendi adıma sportif başarı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray 5'te. Yani zaten sorunlu bir oyuncusu var Cagne. Artı 1'e gerek yok diyorsun. Yeter, fazla bir. Cagne'yi elden çıkartmak için ödediği bonservislerin 1/4'ünü, 1/3'ünü falan tabii vermeye çalışan bir Galatasaray var. Yani o paraya razı olan 13 milyon avroya vermiştik, para vermiştik Kasımpaşa'ya. Şimdi 6-7 verseler falan çok çok fazlasıyla hemen anında satacak bir Galatasaray var. O nedenle... Çoğu Galatasaray taraftarı şu anda tam Balotelli'yi istiyor diyemem. Çünkü artık taraftar da uyandı. Artık yaşlı futbolcuyu takımda görmek istemiyor. Bizi de zaten bu ekonomik krizden kurtaracak tek şey genç futbolcuları yetiştirip satmak. Artık yaşlı futbolculara tomarla paralar verme dönemi kapandı. Galatasaray'da önümüzdeki sezonda çok genç göreceğiz gibi geliyor. Dün yapılan haberde Fatih Terim'in önümüzdeki sezon altyapıdan birçok oyuncuyu A takımına çıkaracağını açıklamış. Umarım öyle olur. Ben bu habere çok sevinmiştim. Sizin fikriniz ne olurdu? Altyapıdan oyuncunun Galatasaray'da yetişmesini daha çok mu istiyorsunuz yoksa transfer edilmesini mi? Baktığımızda şimdi hani sorumlu futbolcuları Fatih Terim adam eder. Tırnak içeride böyle bir cümle vardı. Mesela Emre Mor transferinde bu çok söylendi. Emre genç çocuk gelir Fatih Terim onun gereğini yapar noktası çok söylendi ama olmadı. Olmayınca da gitmek durumunda kaldı. Ya Fatih Terim'in de bir insan olduğunu ve bir yere kadar bu işleri becerebildiğinde bilmek lazım. Sonuçta itibariyle ben Balotelli'nin hangi takıma gelirse gelsin bunun adı Galatasaray Beşiktaş ki Fenerbahçeli'de adı anıldığı yıllarca aylarca diyelim ben katkı yapacağını sanmıyorum. Ben de aynı fikirdeyim Balotelli ile ilgili olarak. Kapıdaki büyük tehlike Beşiktaş kası az önce manşette de vardı. Hemen şöyle ekstra bir detay var mı bakalım. Disiplin sorunlarıyla ön plana çıkan bir oyuncu. 1+1 yıllık karşılıklı memnuniyet şartlı performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi yapılacağına yönelik
haber yer alıyor gazetede. Mariano'ya ilişkin de bir detay. Mariano yerine Buta, Mariano'nun da ülkesine gitmek istediğini biliyoruz. Sezon sonunda da sözleşmesi sona erecek. Onun yerine de Buta'nın ismi geçiyor. Galatasaray kurmayları şu anda harıl harıl sağ bek arıyor. Çünkü önümüzdeki sezon büyük ihtimal Mariano takımdan ayrılacak. Brezilya'ya dönmek istiyor o da. Onun yaşı da iyice geldi. Sezonun ilk yarısında ne kadar çok kötü top oynasa da ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi aradan çıktığında ne kadar iyi top oynadığını herkese göstermiş oldu. Ama bize haftada iki maçı kaldırabilecek bir sağ bek lazım. Gazetede yer alan habere göre Mariano yerine Buto konuşuluyor. Farklı gazetelerden okuduğum haberlerde ise sağ beke yerli oyuncu düşünülüyormuş. O da Nazım Sangare. Sizin düşünceniz nedir? Sabek'e Buto'yu mu alırdınız yoksa Nazım Sangare'yi mi? Yeni adresi El Hilal. Suudi Arabistan'ın El Mowaten gazetesi Razvan Lucescu'nun talebi üzerine El Hilal'in Kolombiyalı Yıldız'la temas kurduğunu öne sürdü. Falcao için konuşuluyor. Ayrıca Falcao ile Talişka'nın birlikte oynayacağı da yazıldı. Böyle de bir iddia var yine gazetelere yansıyan, aktarmış olalım. Fatih Terim babam gibi biraz önce Instagram hesabından yaptığı açıklamaların belli satır başlarını sizlere aktarmıştık. Cimbo... Araplar Falcao'dan bir türlü vazgeçemiyor. Günlerdir, hatta bir haftadır Araplar Galatasaray'ın kapısını Falcao için çalıyor. Galatasaray'a yapılan en son teklif ise 15 milyon euro. Falcao'ya da kemiksiz 10 milyon euro maaş ödeneceği konuşuluyor. Falcao gitmekte çok istekli değil ama yaklaşık 15 milyon euro gibi maaş önerilirse büyük ihtimal duracağını zannetmiyorum. Siz Falcao'yu 15 milyon euro gibi bir bedelle Araplara satar mıydınız? Bunda hedef 60 milyon lira. Sarı Kırmızılı yönetim feda için startı verdi. Bonuslarla 50 milyon avro maaş bütçesi olan Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar 24 milyon avroluk ödemesi bulunduğu belirtildi. Bu rakamı %30 aşağı çekerek 7,5 milyon avroya yakın bir artı değer elde etmek isteyen yönetim maaş zamlarını da rafa kaldırdı. Yine burada futbolcular ve aldıkları maaş yer alıyor. Yine en yüksek maaş alan isimlere de yer verilmiş. Falcao 7 milyon avro alıyor bonuslarla birlikte. Feghouli 3 milyon 850 bin avro, Muslera 3 milyon 750 bin avro, Belhanda 3 milyon 350 bin avro alıyor. Aslan Sangare için savaşı hazır diye bir ufak başlık yer alıyor burada. Antalya sporlu Sangare'ye Fener de kanca atınca Galatasaray elini çabuk tutma kararı aldı. Menajeriyle dirsek teması devam ediyor. Diğer taraftan Fenerbahçe cephesine bakalım. Sağ bek Nazım Sangare'ye Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu. Dünyamızı kasıp kavuran hastalık nedeniyle birçok futbol kulübü zarar etmiş durumda. Hiçbiri bir gelir elde edemiyor şu anda ama futbolculara ödemek zorunda oldukları maaşlar var. Galatasaray da bazı futbolcuların fedaya gitmesini istiyor. Bunların başında Feghouli, Belhanda, Falcao ve Muslera geliyor. Çünkü en yüksek maaşları bu futbolcular alıyor. Okuduğum haberlere göre hiçbir sıkıntı yok. Bütün futbolcular maaşında indirime gitmeyi kabul etmiş. UEFA da yaptığı son açıklamada eğer futbolcu takımı maaş konusunda şikayet ederse orta yol bulunup anlaşma sağlanacakmış. Yani eskiden olduğu gibi takıma ceza vermek yok. Biraz da olsun takımı savunacak. Çünkü ekonomik bir sıkıntı var dünya genelinde. Yani futbolcu takımına maaş vermiyor şikayet ederse UEFA diyecek ki bir dur kardeşim zaten sıkıntı var sen de üstlerine gitme orta yolu bulun ve anlaşın takıma ceza vermek yok diyor. Gerçekten de güzel bir uygulama çünkü şu anda krizi çekmeyen hiçbir futbol kulübü yok. Hal böyleyken Galatasaray'ın bu sene şampiyon olması daha çok anlamlı olacaktır. Aktaralım. Sonra transferler üzerine de konuşmaya başlayalım. Galatasaraylı Fernando Muslera Sarı Kırmızıların sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi Türkiye'de kendi ülkelerimizden daha güvendeyiz dedi. Herkese selamlarla başladık. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera kulübün sosyal medya hesabında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi, evdeyim. Her zaman ev. Çıkmıyor bana. Bravo. E como decimos quédate en casa, ¿recuerdas? Evde kal. Herkes bravo. Evde kal. Aynen. Sözlerine Türkçe başlayan Uruguaylı eldiven, Fatih Terim'in gerçekleştirdiği video konferansın koronavirüs salgını sürecinde kendilerini Türkiye'de ülkelerinden daha güvende hissettirdiğinin altını çizdi. Savunma yapıyorduk. Şimdi ise sağlık çalışanları sahada ve bizi savunuyorlar. Lütfen kurallara uyalım şeklinde konuştu. Teknik heyetin gönderdiği antrenman programlarıyla kondisyonunu yüksek tutmaya çalışır Türkiye'de olduğunu ve her sezon performansını geliştirmek istediğini dile getiren Muslera,
Fatih Terim'in kendisi için çok özel olduğunu ve Terim'i futbolun içindeki baba olarak gördüğünü söyledi. Taferel'in gol yememe rekorunu 16 maçla kırdığını ifade eden Uruguaylı kaleci Galatasaray... Dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. İlk baskı programında Galatasaray'a yer alan kısım buraya kadardı. An ve an haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğerki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.